İlginç bir olay takip edeceğiz. Hatta dün Sözcü TV ekranlarından Fatih Portakal da Ahmet Akın'ı, yani tanıdığımız Ahmet Akın değil az önce gördüğümüz, diğer aday Ahmet Akın da Sözcü TV ekranlarında davet etti. Konya ile devam edelim. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, AKP Beşir Belediye Başkan Adayı Adil Bayındır'a destek vermek için Konya'ya gitti. Ancak halk Bayındır'a tepkiliydi. Heyetin konuşması yuhalamayla bölündü. Tepki yumruklaşmaya kadar vardı. Siz AK Parti'yi tanımamışsınız. 25 senedir tanıtamadınız mı? Çok iyi biliyoruz. 25 senedir AK Parti'yi mi bıraktın? Sizin yüzünüzden be. Söylediği her cümleye bir DJ vardı Konyalı'nın. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış ve AKP'li Beyşehir Belediye Başkan Adayı Adil Bayındır doğup büyüdüğü ilçede tepkiyle karşılandı. Burası benim memleketim. Ben buraya hizmet ettim, ben sizinle konuşacağım. Siz içinizi dökene kadar beklerim. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, AKP Beyşehir Belediye Başkan Adayı Adil Bayındır'la AKP ve MHP ilçe başkanlarından oluşan heyet Huğulu'yu ziyaret etti. Mahalleli mevcut belediye başkanı Adil Bayındır'a tepkiliydi. 5 yıldır hizmet alamadıkları başkanın yeniden aday gösterilmesine karşı çıktılar. Adil Bayındır'sa tepkiye tepkiyle karşılık verdi. Seçmenle tartıştı. Zaman zaman parmak gösterdi. Ama tepkiler dinmedi. Beyşehirli olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış'ı da ilçede istenmedi. Protestocularla AKP'li başkanı savunanlar arasında yumruklaşma oldu. Toplantı yapılamadı. Heyet korumalar eşliğinde salondan çıktı. Tepkiler salonun dışına da taştı.